MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Türk Tabipleri Birliği'ne hedef alan açıklamalarının ardından akıllara barolarla ilgili düzenleme geldi. Ankara Barosu ile Diyanet arasında yaşanan tartışmanın ardından çoklu baro sistemini hayata geçiren Cumhur İttifakı'nın Türk Tabipleri Birliği'ne de siyasi zeminde tartışmayı açarak doktorların meslek odalarına yönelik düzenleme hazırlayacağı öne sürülüyor. Baroların ardından Cumhur İttifakı'nın gündeminde bu kez doktorların meslek odaları mı var? Türk Tabipleri Birliği pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına dikkat çekmek için siyah kurdele eylemi yapma kararı aldı. Sürecin şeffaf yönetilmesini talep ediyoruz. Hiçbir salgın vatandaşların bireysel çabalarına bırakılamaz. Ancak MHP lideri Devlet Bahçeli o eyleme sert tepki gösterdi. Türk Tabipleri Birliği'nin kapatılması gerektiğini savundu. Doktorlar ölmesin deniyor. Böyle bir taleple kordela takıyorlar. Bunu haince bir tertip diye niteleyen bir Sayın Bahçeli ile karşı karşıyayız. Ancak Türkiye'de görev yapan doktorların %88'i Türk Tabipleri Birliği'ne üye. Yani Türkiye'nin en büyük meslek kuruluşlarından bir tanesi. O zaman Türkiye'de Tabipler Birliği'ni de kapat, eczacıları da kapat, baroyu da kapat, mühendisleri de her şeyi kapat. Bu buraya götürüyor. Bu despotluk olur. Muhalefet o tepkinin ardından Türk Tabipleri Birliği'ne destek verdi. Önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman'ı arayarak sağlık çalışanlarının salgın sürecinde gösterdikleri fedakarlık dolayısıyla teşekkürlerini ilettiler. Doktorlar da MHP'ye tepkiliydi. Bahçeli sosyal medyada sağlık çalışanlarından binlerce eleştiri aldı. Sadece hekimler ve sağlık çalışanları değil, babalarımız, annelerimiz COVID-19'dan hayatını kaybediyor. Bugüne kadar olan yönetiliş biçimini yetersiz ve kaygı verici buluyoruz. Ancak MHP Türk Tabipleri Birliği'ne yönelik tepkisinde ısrarcı. Bu kez MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan sert sözler geldi. Türk Tabipleri Birliği için tıbbi atık benzetmesi yaptı Yalçın. Doktorların meslek odasının siyasi zeminde tartışma konusu olması akıllarda barolarla ilgili yapılan düzenlemeyi getirdi. Ankara Barosu ile Diyanet arasında yaşanan tartışmanın ardından AKP süratle çoklu baro düzenlemesini hazırlamış, tüm itirazlara rağmen düzenleme meclisten geçerek yasalaşmıştı. Sadece bu örnek dahi meslek kuruluşlarının seçim yöntemiyle ilgili düzenlemenin aciliyetini ve ehemmiyetini göstermiştir. Çoklu baro düzenlemesi avukat sayısı 5000'in üzerinde olan illerde 2000 avukatın imzası ile yeni bir baro kurulabilmesinin önünü açtı. Ancak ne İstanbul ne Ankara ne de İzmir'de iktidara yakın hukuk dernekleri yeterli imzayı toplamayı başaramadı. Barolar istemiyor, meslek örgütleri istemiyor, Adalet Bakanlığı istemiyor, duayen hukukçular istemiyor, konunun uzmanları istemiyor, bir tek kişi istiyor. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan istiyor. İktidara yakınlığıyla bilinen hukukçu Selman Öğüt Twitter'da yeni bir baro kurulmamasına tepki gösterdi. İstanbul'da 50 bine yakın avukat var. Baro kuralım dedik. Aylardır 2000 imza toplanamadı. Bu bize ayıp olarak yeter. Her şeyi Erdoğan'dan beklemek gibi bir hastalık var bizim cenahta. Parti ne yapar? STK'lar ne işe yarar? Soran yok. Cavit Tatlı ismi ise ayrı bir garabet. Öğüt'ün tepki gösterdiği Cavit Tatlı iktidara yakınlığıyla bilinen Hukukçular Derneği'nin başkanı, İstanbul'da yeni bir baro kurulması için ilk girişimi başlatan isim. Tatlı ise Öğüt'ün sözlerine tepkili. Sonuçta kurulu bir düzen var diyen Tatlı, avukatlar kanun çıktı diye bir anda diğer tarafa geçecek değil ifadelerini kullandı. Tatlı kendine güveniyorsa istiyorsa 2000 imza bularak ayrı bir baro kurabilirler diyerek Öğüt'e yüklendi. İktidarın yasal düzenlemeyi meclisten geçirmesine rağmen başarısız olan çoklu baro projesinden sonra doktorların meslek odalarına yönelik benzer bir düzenlemeye zemin hazırladığı iddia ediliyor. Türk Tabipleri Birliği yetkililerine göre Bahçeli'nin bu tepkisinin nedeni konuyu siyasi zemine çekerek doktorların meslek odalarını tartışmaya açmak. Türk Tabipleri Birliği bu nedenle MHP ve Bahçeli'nin açıklamaları konusunda yorum yapmama kararı aldı.